Evet, arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi uzaktan büro stajı seminerlerimizin dördüncüsüyle beraberiz. Bugün aramızda değerli Mimar Zafer Özer var. Bizde Mimar Proje ve Tasarım Hizmeti başlıklı sunumunu yapacak. Bu konular hakkında bilgi verecek. Kendisine çok teşekkür ederiz ilk önce vakti ve emeği için. Zafer Bey, isterseniz kısaca sizi tanıyalım. Ondan sonra sunumumuza başlayabilirsiniz. Çok pardon, bir de şey ekleyeyim. Arkadaşlar, eğer merak ettiğiniz sorular olursa, tabii Zafer Bey'in de izniyle sunum aralarında da bir sorunuz varsa söz alarak onları yöneltebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Buyurun Zafer Bey, tekrar teşekkür ederiz katkılarınız için. Teşekkür ederim Kasım Hocam. 1979 Gaziantep doğumluyum. İlk orta liseyi Gaziantep'te tamamladım. 2005 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık bir 3-4 yıl kadar özel şirketlerde, bazı şirketlerde mesleki faaliyetlerimi sürdürdüm çalışan olarak. Sonra 2009 yılında Gaziantep'e döndüm ve 2009 yılından beri de serbest meslek hizmetlerimi sürdürüyorum. Bir mimar ortağım var. O da hem Gaziantep Üniversitesi'nden hem Hasan Karagancı Üniversitesi'nde part-time hocalık yapıyor benim gibi. Yaklaşık 12 yıldır aynı şirkette faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Birçok alanda kamu ve özel olmak üzere projeler yapmaya çalışıyoruz. Sunuma başlayabilirim. Herkes uygunsa, sizin açınızdan uygunsa. Tabii buyurun Zafer Bey. Kolay gelsin. Ben yine kenardayım. Yine bir şey ihtiyacınız olursa buralardayız. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle arkadaşlar merhaba. Her ne kadar sunum yapacak olsam da aralarda katılabilirsiniz. Mikrofonlarınızı açıp soru da sorabilirsiniz. İnteraktif bir görüşme sağlayabiliriz. Ekranımı paylaşıyorum. Görünüyor değil mi hocam? Evet, evet, ekranınız geldi. Gel. Mimari proje ve tasarım hizmetleri ile ilgili bir sunum yapacağım arkadaşlar hepinize. Konuya öncelikle başlamadan önce bir tasarıma ne kadar bir zor bir süreç olduğunu anlatmak istiyorum size. Bu süreçler zahmetli. Yani ne kadar şu an okulda projeler yürütüyor olsanız da profesyonel hayatta bu işler daha da zor aşamalardan geçiyor. Ancak bu adımları bilinçli atarsak ve iyi bir organizasyon şeması yaratırsak bu işleri başarılı bir şekilde yönetebiliriz. Size bugün tasarımla ilgili, önce tasarım nedir, mimari tasarım nedir, mimari eser nedir, mimari işlevsellik, mimari proje nedir, mimari proje neleri kapsar, proje ve tasarım süreçlerini, projenin paydaşlarını ve koordinasyonunu, ve uygulama projesi nasıl hazırlanır, şartnameler, metraj, keşif ve proje sonrası hizmetlerle ilgili ve sonra da bu süreçte yapılan hatalarla ilgili bazı slaytlar göstereceğim. Tasarım genel olarak genel bir kavram. Her şeyin bir tasarımı var sonuçta. Her şeyi birileri tasarlayabiliyor. Bu bir üretim süreci olarak değerlendirebiliriz. Kullanılan nesnelerin işlevsellik, sağlamlık ve estetik ölçülerini içerir şekilde tasarlanması ve üretilmesi eylem olarak tanımlanabilir. Bizi meslek olarak bağlayan şey ise mimari tasarım nedir? Mimari tasarım, yeri geldiğinde bir mobilya veya bir yapı projesi tasarlamak olurken, yeri geldiğinde sokakta kaldırımlarda yer alan ağaçların düzenini, yapısını, şeklini tasarlamak olabilir. Mimari tasarım çok geniş bir yelpazesi bulunan bir alandır. Buna tasarımı, bina tasarımı bunlarla kıyasla daha özneldir. Sadece belirli bir bina tasarımının sürecine girer ve sonuç olarak tasarladığımız ürün in
inşa edilir. Ve uzun yıllar, kimisi 50 yıl, kimisi 100 yıl, kimisi 500 yıl ayakta kalacaktır. Peki mimari eser nedir? Mimari eser, bir yapının mimari eser sayılabilmesi için işlevsellik, öncelikle dayanıklılık, işlevsellik ve bununla beraber estetik değerleri taşıması gerekiyor. Ve bunların kusursuz bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Milattan önce 1. yüzyılda yaşayan mimarlık akımı ve mimar, o zaman da tabii mimar kimliği yok ama mimar olarak bir tanımlanmış kişinin Firmitas, Utilitas ve Venustas dediği sağlamlık, kullanışlık ve güzellik özelliklerini taşıması ve kusursuz bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Bunların biri, herhangi bir biri olmaması koşulunda mimari eser diyemeyeceğiz. Zaten bunlardan dayanıklılık ve yani sağlamlık ve işlevsellikle ilgili bir tasarruf olmayacağını söylemek zorundayım. Çünkü dayanıklılık ilk aşamada dayanıklılık olmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Mimari işlevsellik ise tasarım olan bağlantısını size anlatmak istiyorum. İşlevsellik uygun bir şekilde çalışma ve faydalı olma niteliğine göre açıklanabiliyor. Mimari tasarım alanında bunu iki farklı şekilde inceleyebiliriz. Teknik fonksiyonellik olarak birincisi, ikincisi de ergonomik fonksiyonellik olarak değerlendirebiliriz. Teknik fonksiyonellikle ilgili anlatılması gereken en önemli sözcük yapının üretim çalışmasıdır. Sıhhi tesisat olsun veya dolap kapağının herhangi bir yere dokunmadan açılması ya da çekmece rayı hiç fark etmiyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak bahsedildiği gibi tek kriter çalışıyor olması ya da çalışmamasıdır. Buradaki teknik fonksiyonelin özelliği bu. Ya çalışacak ya çalışmayacak. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi merdiven aynı zamanda komple bir duvar rafı ve açık raf sistemi olarak tasarlanmış durumda. Özünde sade, basit ve kullanışlı bir konsept. Teknik fonksiyonellik sadece taşıyıcı sistemi oluşturmak ve katlandırmaktan geçiyor. Yani rafları ve yükseklikleri hem merdiveni hem de kitap ya da benzeri konacak olan objelere göre tasarlanınca merdiven fonksiyonunu da eklemiş oluyoruz ve teknik bir fonksiyon katmış oluyoruz bu tasarladığımız objelere. Yapılması gereken bu teknik fonksiyoneller olarak. Ergonomik fonksiyonellik ise daha çok insanın vücut yapısıyla ve davranışıyla ilişkili. Yani standart bir insan baz alınıyor. İnsan ölçüleri, yani yaklaşık 1.70 ya da 1.60 ölçülerindeki bir insanın işte yerde oturduğu zaman, kalktığı zaman ne kadar bir yükseklik verici, onunla ilgili ihtiyaçlardan doğan bir fonksiyonellik. Günümüzde birçok hizmet ve ürün kalıplaşmış standartlara verilmektedir. Bunun sebebi her ne kadar endüstriyel çağın başlangıcı ile bağlantılı olsa da 19. yüzyılın başlarında özellikle Almanya'da gelişen Bauhaus gibi yapı akımlarının oluşmasıyla birlikte tasarım ve yapı alanında da belli kalite ve ölçü kriterleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte yine Almanya'da yaşayan Ernst Neufeld hayatı boyunca bulduğu her şeyi çizimiyle birlikte ölçülendirmiş ve bir nevi mimari ansiklopedi oluşturmuştur. Bunu da çok iyi biliyorsunuzdur. Neufeld'i, hepiniz de Neufeld'in kitabı ya da şu an dijital ortamda bilgilerin olduğundan eminim. Günümüzde imal edilen birçok ürün ve ürün bu ölçülere göre tasarlanmaya devam etmektedir. Bu yüzden evimizdeki tezgah genişliği 60 cm, mutfak tezgahımızın yüksekliği 90 cm olarak kabul edilir. Tabii ki istisnalar vardır bununla ilgili. Fonksiyon ya da projenin niteliğine göre, mekanın ihtiyacına göre bu ölçüler değişecektir. Ama bunlar genel geçer kurallar olarak kayıtlara girmiştir. Bu herhangi bir şeyi değiştirmemiz halinde karşımıza çıkacak olan sorunları öngörmemiz gerekiyor. Başta da söylediğim gibi ölçülerin oluşturulmasındaki en önemli faktör insanın vücut yapısı ve hareketidir. Bu ilişkiyi biz ergonomik işlevsellik diyoruz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi oturma alanları insanın sırt yapısı ve
diz boyuna göre ayarlanmış, rahat bir, konforlu bir oturum şekline göre tasarlanmıştır. Peki, mimari proje nedir? Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Yazabilirsiniz ya da söz alıp konuşabilirsiniz. Devam ediyorum o zaman. Mimari proje nedir? Bir yapının yerleşim planları, kat planları, kesitleri, görünüşleri, sistem detayları, iç mekan detayları hakkında teknik bilgi veren çizimlere, mimari çizimlerin bütününe mimari proje diyoruz. Mimar, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak organizasyon hedefiyle tüm alanları kapsayan bir bağlantı şeması ortaya çıkarmak durumundadır. Mimari proje çok detaylı olması gerekiyor. Bu her türlü diğer multidisipliner bir proje olduğu için her türlü projeyi etkilemektedir. Sizin tasarımda değiştirdiğiniz en ufak bir fonksiyon revizyonları. Mimari proje neleri kapsar? Mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan bir proje biçimidir. Bahsettiğim gibi vaziyet planı, kat irtifakı ve kat mülkiyetine göre hesaplanmış kat alan tablosu dediğimiz paylaşım tablosu, bağımsız bölümleri içeren, kat mülkiyetini ve herkesin tapusunu ilgilendiren bir metrekare cetveli, kat planları, çatı planı ve katlara ait en az 2 adet kesit ya da yeterli kesit, bunu adı aslında 2 adet olması minimum ölçülerdedir. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar kesit verilmesi gerekiyor. Çok hesaplanmasa da şu an projelerde toprak ve kazı hesabının da iliştirilmesi gerekiyor. Sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje ve uygulama projeleri, otopark, sığınak ve ağaç hesaplarından ve gün geçtikçe bu minimum ihtiyaçlar artmaktadır. Daha fazla yönetmelikler değiştikçe projeler eklenmektedir. İşte buna asansör avan projesi, ısı ve su yalıtım hesabı, şu an akustik hesapları geldi projelere ve enerji kimlik belgesi gibi birçok belgeler eklenmek durumunda kalıyor. Mimari proje ve tasarım süreci nasıl yürütülüyor? Onunla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Bu süreci tanımlamak için mülakat ve ilk görüşmeler, bu müşteriyle olan yürüttüğümüz kalemler, müşteriyle olan yürütüler, işi aldıktan sonra yapılması gereken kalemler, işte bilgi toplama ve dokümantasyon, ondan sonra bir avan proje ve fizibilite çıkartılması ve onaylanan projeden sonra tasarımı geliştirerek uygulama çizimlerinin hazırlanması aşamasına geçilmesidir. Mülakat ve ilk görüşmeler biraz sancılıdır açıkçası. Müşteriler çoğu zaman başka mimarlarla da görüşecektir. Sadece sizinle size avan proje ya da taslak projeler yaptırmayacaktır. Başkalarından da fikir alacaktır. Müşterinin ne istediğini bilmek çok önemli. Onun size ihtiyaç programını belirtmesi, kafasındakileri anlatması, hayalindekileri anlatması, onun bir nevi psikolojik danışmanı olmanız gerekiyor. Size her türlü yaşayışını, bu bir eğer konut projesi ise yaşayışını bilmeniz gerekiyor, hayatını bilmeniz gerekiyor, kullanıcının ihtiyaçlarını size çok iyi anlatması da gerekiyor. Bu karşılıklı uyum içinde olmak zorunda arkadaşlar. Bu uyum sağlandıktan sonra artık projeyi yapma aşamasına geldiğinizde tabii ki bir konuyla ilgili bir bilgi dokümantasyonunuz olması gerekiyor. Bunları toplamanız gerekiyor. Bir tasarım olarak fonksiyonla ilgili ya da arsayla ilgili verileri alıp bir konsept proje yapmak açısından gerekiyor. İkincisi de mevzuatlar gereği olması gereken belgeleri toplamanız gerekiyor. Ve müşteriden de mutlaka en başta ihtiyaç programını çok doğru bir şekilde almanız gerekiyor. İhtiyaç programı çok önemli. Müşteri
bahsettiğim gibi ihtiyaçları ve gereksinimleri size anlatacaktır, tartışacaktır. Bu tartışma konusu çok önemli gerçekten. Eğer burada size eksik bilgi ya da yanlış bilgi aktarması durumunda siz de projeyi yanlış başlayacaksınızdır. Ve bu her türlü kalemi etkileyecektir. Sizin yaptığınız her mekan statik, mekanik, elektrik projelerini etkileyeceği için her türlü şekilde tasarım yanlış olursa diğerleri de yanlış oluyor ve çöpe giden bir proje olmak zorunda kalıyor veya revizyonlar yapmanız gerekiyor. Biz mimarlara düşen görevde sahayı mutlaka görmemiz gerekiyor. Arsayı görmemiz gerekiyor. Arsayı görmeden kesinlikle tasarıma başlamamız gerekiyor. Arsayla ilgili tüm verileri almamız gerekiyor. Bunları bazen işverenler temin edebildiği gibi bazen de biz kendimiz almamız gerekiyor. İşte belediyelerden veya ilgili idare hangi bilimse oralardan temin etmemiz gerekiyor. Bunlardan almamız gereken belgeler imar durumu mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. İmar durumu olmadan tasarıma kesinlikle başlamayın. Aplikasyon grafiği dediğimiz arsanın çevre boyutlarını gösteren, sınırlarını gösteren bir kroki, koordinatlarını veren bir kroki. Kırmızı kod ve kesit dediğimiz arsanın, daha doğrusu projemizin su basman seviyesini gösteren ya da bu daha çok asfalt kotunu bize veriyorlar. Çevredeki, eğer orası bir ham arazi ise o an, şu an çevre yolları ne kadar yükseleceğini bilemediğiniz için onu size birinin vermesi gerekiyor. Asfalt kotları dediğimiz kırmızı kot ve kaldırım kotunu size vermesi gerekiyor ki kaldırım kotuna göre de biz projemizi ona göre tasarlayalım. Bu gerek su basman olur, gerekse bodrum kat seviyesi olur. Ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Zemin etüt raporunu yaptırmamız gerekiyor. Zemin etüt raporu, orası kaçıncı derecede deprem bölgesinin olarak kaçıncı derece deprem bölgesindeki ne göre bir toprağın topografik yapının bize bir raporunu sunuyor. Ne kadar nebatı toprak var, ne kadar sıkıştırılmış zemin var veya ne kadar orasının dolgu olduğunu veya sağlam zeminin işte 10 metre veya 5 metre aşağıda olduğunu, onunla ilgili bir bilgi veriliyor. Bu bilgi vermek için de sondajlar yapılıyor. Sondaj makineleri gönderiliyor arsaya. Yaklaşık 10 metre derinliğinde işte 30 santim, 50 santim çapında delikler açılarak arsanın kesit alınıyor bir nevi. O kesite göre bir dayanım laboratuvarlarında dayanım gücü hesaplanarak bize bir done veriyor. Ve o done statik proje için geçerli olacaktır. Statik projenin taşıma kapasitesine göre bizim temelimizi ve kolon boyutlarımızı ve kiliş boyutlarımızı etkileyecektir. Yani mimar olarak da bize şunu veriyor zemin etüt raporu. Aslında daha çok statik inşaat mühendislerini ilgilendirmesine rağmen bizi ilgilendiren kısım ne kadar kazı yapılacağıdır. Yani orada sağlam zemin ne kadar aşağıda, o toprağın ne kadar kazıldığı zaman bize bodrum kat çıkıyor mu, çıkmıyor mu gibi bilgiler vereceğinden bununla ilgili raporu incelememiz gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Tapu belgesi tabii ki mülkiyet kanunu gereği yaptığınız projenin gerçekten müşteriye ait olup olmadığını veya oranın doğru olup olmadığını belgelemeniz açısından geçerlidir. Bu bilgileri muhakkak elde etmeniz lazım. Bu bilgileri elde etmeden de tasarıma başlamak çok doğru değil arkadaşlar. Bu bilgileri elde ettikten sonra artık tasarıma başlıyoruz ve bir avant proje hazırlamamız gerekiyor. Müşteriyi anlaştık, belgeleri edindik ve bir konsept proje hazırlamamız gerekiyor veya avant proje hazırlamamız gerekiyor. Bu projede proje derslerinde de gördüğünüz gibi daha çok avant proje bazında kalıyor birçok mimari proje dersleri üniversitelerde. Ama fikrimizi anlatmamız açısından daha çok fikir projesi mantığıyla bakılır avant projelere ve bir şeyin başlangıcıdır. Avant proje
bazen bir tane yetmeyecektir. Müşteriyi alternatiflerin daha iyi anlayabilmeniz için alternatifler üretmeniz gerekiyor. Aynı sizde proje derslerinde istediğimiz gibi 3 alternatif, 4 alternatif üretmeniz lazım. Oradan bir seçim hakkı tanımanız lazım. Artıları da eksilerini tartışmanız lazım mal sahibiyle veya işverenle. Siz bu donanımla çıkarsanız işe kalmayacaktır. Mutlaka alternatifle çıkmanızı öneriyorum arkadaşlar. Tek bir projeyle, tek bir avant projeyle müşterinin önüne çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Burada avant projede neler geçmesi gerekiyor? Avant proje bir nevi fikir projesi. Detaylara çok inmenize gerek yok. Buradaki şey yani kapının sağa sola açıldığı kapı boyutları artık avant projede çok fazla konuşulmaz. Daha çok buraya nasıl bir hayat kurguladınız? Kullanıcının isteklerine göre bu bina nasıl şekillendi? Onunla ilgili bir proje hazırlamanız gerekiyor. Buradaki ihtiyaç, özü, avant projenin niteliği odur. İmara uygun olup olmaması tabii ki çok önemli. İmara uygun değilse zaten yapacağınız proje kaçak yapı niteliğine bürüneceğinden yapılma güçlüğü çekecektir. Ve imar kanunlarına aykırı bir yapı yapmış olacaksınızdır. İmar kanunlarına göre projede yapmanız gereken nitelikler nelerse onları tasarlamanız gerekiyor. Çekme sınırları olsun, kat yükseklikleri olsun, komşuyla olan komşu ilişkileri olsun, onları mutlaka bu projede belirtmeniz gerekiyor. Ve burada da bir yaklaşık bir fizibilite çıkarmanız gerekiyor. Yaptığınız, tasarladığınız bir bu projenin yaklaşık bir bütçesini ortaya da çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bunlar sona bırakılırsa işin sonunda çok yüksek bir yatırım çıkacak olan projelerin sonrasında inşaatından vazgeçilebiliyor. Burada mutlaka müşteriye bir fizibilite sunmanız lazım. Bu yapının 5 milyona mı, 10 milyona mı, 100 milyona mı çıkacak bir bütçesinin hesaplamanız gerekiyor taslak olarak. Ve burada da bunu müşteriye zikretmeniz lazım ki projeniz başarılı bir şekilde devam etsin. Müşteri de ona göre kendi şartlarını alması gerekiyor. Avant projeyle beraber hani biz bunları hazırlıyoruz ama işimiz sadece çizimden ibaret değil. Bahsettiğim gibi fizibilite ve yatırım öncesi analizler. Yani eğer biz burada bir restoran ya da otel yapıyorsak ya da ticari bir yer yapıyorsak tasarladığımız yapının ne kadar bir size getirisi olduğunu, onun size faydalarının neler olduğunu anlatabilmeniz lazım bu projeyle beraber. Tabii ki 3 boyutlu tasarımlar, animasyonlar yapmanıza fayda var tabii ki. Bunlar artık olmazsa olmazlar gibi bir durum. Eğer bir apartman ya da konut yapıyorsanız kat karşılığı değerlemesi, yani arsanın değeri nedir, yaptığınız projenin değeri nedir, oradaki konutların ne kadarlık bir satışı olabilir, onlarla ilgili de bir fizibilite sunmanız gerekiyor. Tasarım geliştirme, artık avant projeyi de geçtik, projeyi artık yürütmemiz gerekiyor. Fizibiliteyi sunduk. Fizibilite de okeylendi. Avant projemiz de seçildi ve tasarımımızı artık geliştirmemiz gerekiyor. Artık müşteriyle olan ilişkimiz netleşmiş. Tasarımımızın hayata geçirilmesi için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi onlardan size bahsetmek istiyorum. Artık projelerimiz müşteri tarafından onaylandıktan sonra ön izin alınması gerekiyor. Ön izini almamız lazım ki projemizin imara uygun olmadığı ile ilgili veya yönetmelikleri uygun olmadığı ile ilgili bir
ara kabul yaptırmamız gerekiyor. Bunu da eğer ilgili belediye varsa belediye, kamu kurumuysa kamu kurumunda bir ön izin almamız gerekiyor. Bu bizim ilerisi için çok faydalı bir şey, çok faydalıdır, hatta bazıları zorunludur. Belediyelerde eğer konut projesi yapıyorsanız zaten ön izin almadan sizin projelerinizi kabul etmezler ve diğer projeleri de başlatamazsınız. Ön izini de geçtikten sonra artık pencere projelerimizde işte pencere açıklıkları, ara bölmeler, kapı yerleri gibi noktasal boyuttaki proje detaylarının netleşmesi gerekiyor. Burada inşaat, makine, elektrik mühendisleri gibi diğer disiplinlerdeki proje paydaşı yapacağımız arkadaşlarla koordine olmamız gerekiyor. Ve onları işinde uzman olan kişileri seçmemiz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka sizinle iyi anlaşması gerekiyor. Sizin projelerinizi değiştirmemesi gerekiyor. Tasarımınızı bozmaması gerekiyor. Bunun mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor bütün projelerini ve sizi yönlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla statikten, mekanikten ve elektrikten de anlamanız şart şu an. Mezun olduktan sonra öyle söylüyorum. Ve diğer kalemde tedarikçi ve üreticilerin detaylarını incelemeniz gerekiyor. Eğer cephe ise cephe firmalarının teknik detaylarını alıp incelemeniz gerekiyor. Orada bir tasarımını oluşturduktan sonra projenize eklemeniz gerekiyor bunları. Bunun gibi projeye detaylı bir şekilde hakim olmanız gerekiyor. Şimdi paydaşlarla ilgili bazı bilgiler konuşalım. Statik proje tabii ki inşaat mühendisi arkadaşlarla beraberiz. Mekanikte makineci arkadaşlarla, elektrikte elektrik mühendisi. Arazinin hali hazırını alabilmemiz için harita mühendisi, zemin etüt raporunu yaptırabilmemiz için bir jeoloji mühendisiyle, eğer peyzaj projesi yaptıracak bir peyzaj mimarıyla, iç mekan organizasyonunu ve dekorasyonunu siz de yapabilirsiniz. Yok, bir birliktelik yapmak istiyorsanız dekorasyon ve malzeme seçimleriyle ilgili bir iç mimarla. Mutlaka bir yaptığınız projenin içeriğine, boyutuna göre bir yangın danışmanıyla, akustik danışmanıyla, cephe danışmanıyla, izolasyon danışmanıyla ve enerji kimlik belgesi, havuz ve asansör projelerini yaptırabileceğiniz insanlara ihtiyacınız var. Yani yaklaşık bir minimum 5 kişi olmak koşuluyla bir mühendis grubuyla çalışmak zorundayız arkadaşlar. Çizdiğimiz projeleri onlara gönderiyoruz. Gönderdikten sonra bizim yaptığımız gibi bir avant proje yapmaları gerekiyor. Avant proje üzerinde konuştuktan sonra onlar da uygulama projesini bizimle beraber mutabık kaldıktan sonra projelerini uygulama projesi haline getirmeleri gerekiyor. Buradaki koordinasyon çok önemli. Sizden geçiyor. Bunların hiçbir arkadaş diğer bir mühendis arkadaşın yaptığı projeye karışmazlar. İlgilendirmezler. Herkes kendi projesinin iyi olması yönündedir. İşte makineci elektriği, elektrikçi makineciyi çok bağlamaz. Sizin asma tavanınızı veya işte duvardaki dekorasyonunuzu bozacaksa çok farkında olmazlar. Sadece onu ilgilendiren şey kablosu veya havalandırma kanalıdır. Veya işte yangın tesisatıdır. Onları organize edecek olan sizlerseniz bu da sizin tasarımınızla başlıyor. İşte tasarımınızın dört dörtlük olması lazım ki buradaki yapılan bilgileri aktarabilmeniz lazım. Ne istiyorsanız, yani tavanda ne istiyorsanız, duvarda ne istiyorsanız, zeminde neler istiyorsanız onları kendileriyle paylaşarak bir sonuca gitmeniz gerekiyor. Bu da projenin hayati organlarından biri. Yani 5 ayak var burada. İnşaat, makine, elektrik ve harita olarak. Bu sizin 5 ayağı maestro şefi gibi yönetmeniz gerekiyor. Müşteriyle olan ilişkiniz neyse, orada müşteri ve mimar ilişkiniz neyse,
mimar ve mühendis arasındaki ilişkiye siz müşteri pozisyonundasınız. Yani müşteri olarak inşaat mühendisini, makine mühendisini, elektrik mühendisini bütün projelerini yönetmek durumundasınız ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek zorundasınız. İşte şaft ihtiyacı varsa şaft, işte inşaat mühendisinin kolon ve kirişlerinde bir problem varsa onunla ilgili boyutlarıyla ilgili bir görüşme yapmak zorundasınız. İşte sarkar kiriş mi? Ya, sarkar kiriş yapıyorsa ona bazı yerlerde sizin tasarımınız bozuyorsa değiştirmesi yönünde, başka bir çözüm bulması yönünde bir ortak paydada buluşmanız gerekiyor. Yani işimiz oldukça kapsamlı, zor ama yönetilemez değil. Zamanla ve merak duyarak bunların hepsini yapabilecek kapasite olacağınıza inanıyorum. Artık statik, mekanik ve elektrik projeleri de sizin projenizle paralel yürümesi koşuluyla artık uygulama projelerine geçebilirsiniz. Uygulama projeleri artık inşaattaki şantiye şefini ilgilendiren projelerdir. Öyle söyleyeyim. Veya müteahhiti ilgilendiren konulardır. Uygulama projesinde yaptığınız her çizgi yapılacaktır. Ya da yapılmayacaktır. Oradaki sorumluluğunuz çok büyük. Son detayları geliştiriyorsunuz ve uygulamaya hazır hale geliyorsunuz artık. Buna göre müteahhit belirleniyor. Müteahhit projede ne çizdiyseniz onu alıp yapmak zorunda. Bunu yaparken tabii ki dört dörtlük bu işin tarifini yapmanız gerekiyor. Gerek projeyle gerek teknik özelliklerle bunları projelerinizde işlemeniz gerekiyor. Bununla ilgili size bir iki örnek göstereceğim. Onun üzerinde konuşabiliriz. Ve uygulama projesinin onay süreci var. Uygulama sürecini onaylayacak olan resmi kurum hangisi ise, nereye bir proje yapıyorsanız, belediye ise belediye, işte çevre şehircilik ise çevre şehircilik, sağlık bakanlığı ise sağlık bakanlığına, milli eğitim ise milli eğitime projeleri onaylatmanız gerekiyor ve onun ruhsatının alınması gerekiyor sonrasında resmi izin olarak. Genel olarak uygulama projesinin anlatımı da böyle. Bir örnek uygulama projesi size, daha doğrusu örnek bir proje, benim yaptığım bir proje olarak size anlatmak istiyorum. Hangi aşamalardan geçtiğinizi. Bu şu an inşaatına başlanmış olan bir 2-3 ay önce başlanmış bir proje. Uygulama projesi. Yaklaşık bir 7-8 ay sürdü bunun projesini çizmemiz. Avant proje yaklaşık 1-2 ay avant proje süreci yürüttük. Sonrasında uygulama projelerini hazırladık. Burası bir okul projesi. Okulun daha doğrusu mevcut bir okul var. Okulda bir kapalı spor salonu ve atölyeler binası ettik. Meslek siteydi burası. Yerleşkenin içinde o mavi ve yeşil gördüğünüz yer proje alanımız. Avant projeyi sol altta gördüğünüz gibi bir taslakta, hani bu işte rasyonel kutulardan oluşarak başladığımız bir tasarımdı. İhtiyaç programını aldık. Yaklaşık burada 11 tane atölye yapılması hedeflenmişti. İşte onun kantini, sosyal mekanları ve idari bilimlerle ilgili bir tasarım yaptık. Bu avant proje niteliğinde böyle bir avant proje sunduk. Yani avant projemiz buydu. Sonra onaylandı ve uygulama projesine geçtik. Uygulama projesindeki mimari projemiz bu nitelikteydi. Proje yoğunluğu olarak, detay olarak yaklaşık bir 14 bin metrekarelik bir arz, 14 bin metrekarelik bir yapı burası. Bu projede neler verdik? Yaklaşık 29 tane fafta verdik arkadaşlar. Vaziyet planı, bodrum, zemin, birinci kat, tribün katı, çatı planı, kesit, görünüş, tavan planları, bodrum, zemin ve birinci kat, döşeme planları, duvar planları, tefrişli planlar, cephe sistem detayları, merdiven detayları, ıslak hacim detayları, alüminyum pencere ve kapı detayları ve iç kapı detayları olmak üzere 29 tane ayrı pafta verdik.
Ve bunları da statik projeleri, mekanik ve elektrik projeleri de örtüştürerek yapmış olduğumuz bir proje olarak faaliyete geçmekte şu an. Bu plandan sadece size projenin içeriğiyle ilgili bir sunum yapmayacağım. Sadece uygulama projesinin hangi aşamada, hangi aşamalara geldiğini size göstermek istiyorum. Bu az önce gösterdiğim kat planın kısmi bir yakınlaşmış hali. Mimari plan olarak işte tefrişiyle ve kolon boyutlarıyla tasarladığımız bir projeydi burası. Buradaki kolon boyutları ve kiliş boyutları birebir statik projedeki çıkan boyutlara göre revize oldu. Biz önce biliyorsunuz mimari projede tasarımımızı yapıyoruz. Tasarıma göre bir strüktürel aks sistemi oluşturuyoruz. Aks sistemini oluşturduktan sonra da inşaat mühendisine gönderiyoruz. Onun statik hesaplarını yapıyor. Bizim 50-50 çizdiğimiz kolonlar 60'a 60 olabiliyor, 70'e 70 olabiliyor veya 40'a 80 olabiliyor veya perdeler eklenebiliyor projeye. Bunlar mimari projede statik proje uyumsuz hale geliyor bu sefer. Statik projeden tekrar kolon aplikasyon planını alıp mimari projeye adapte etmeniz gerekiyor. Ve kilişleri kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. En önemlisi. Kilişler bazen sizin galeri boşluğunun içinden, ortasından geçirebiliyorlar. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Bu mimari plan, bu mimari planın üstüne statik planı çakıştırınca şu sırayla gördüğünüz kilişler gelebiliyor. Kilişleri kontrol ediyoruz. Bir yerde bizi rahatsız ediyorsa o kilişlerin işte 10 santim, 20 santim veya 1 metre kayması ile ilgili tekrar inşaat mühendisiyle tekrar görüşerek bunları projeye uygun hale getirmemiz gerekiyor. Mimari ve statik projeyi çakıştırdıktan sonra tabii ki elektrik proje geliyor. Elektrik projede bizim bir önce süperpoze dediğimiz bir projeleri bizim vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Aydınlatma nerede olacak? Aydınlatma tipi nasıl olacak? Asma tavan yapacak mıyız? İşte duvarda anahtarları, prizleri nereye koyacağız? Bunların yerlerini biz belirliyoruz. Bunu belirlerken de mutlaka tasarımımıza göre, yani oradaki tefrişli planımıza göre bir öngörü yapıyoruz. O öngörü yaptıktan sonra onu elektrik mühendisi arkadaşlara vermek durumundayız. İşte bir laboratuvar yapıyorsak nerede tezgah var, nerede elektriksel ihtiyaçlar var, cihazlar nasıl yerleşiyor, onları bilgilerini aktarmamız gerekiyor ki elektrik mühendisi arkadaşlar da onun gücüne göre bir tesisat çekebilsin, onu yönetebilsin. Ama bunların bütün donelerini biz vermemiz gerekiyor. Bunları da işverenden alıp ya da ilk kullanıcıdan alıp aktarabilmemiz lazım. Bunları yönetebilmemiz lazım. Yoksa başarısız bir proje olur. Veya işte klima üniteleri nerede? Tavan yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Onlara göre karar vermek durumundayız. Avan proje sonrasında projeyi geliştirdikten sonra paydaşlarla paylaşıyoruz. Paydaşlarla paylaştıktan sonra projemizi tekrar çakıştırıyoruz, kontrol ediyoruz ve sorun yoksa devam ediyoruz. Elektriği de geçtikten sonra artık projemiz mekanik projeyi de alıyoruz. Mekanik proje de geliyor. Mekanik projede neler var? Havalandırma tesisatları var. Yangın tesisatları var. Sıhhi tesisatlar var. Asansör var. Asansör ve benzeri bilimler geliyor. Orada özel havalandırma varsa o, klima tesisatı varsa o. Bakın projemiz bu hale geliyor. Mekanik proje ve 4 projede çakıştırdığımız zaman bu kadar çok çizgiden sorumluyuz arkadaşlar ve bunların hepsini yönetmemiz gerekiyor. Her geçen yeri kontrol etmemiz gerekiyor. Bazen onların ihtiyacı oluyor. O ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Yani benim tasarımı bozuyor diyebilirsiniz ama eğer orada da bir havalandırma kanalı geçecekse oranın havalandırması gerekiyorsa onu yapmak zorundasınız. Gerekli şaftları ve tavan yüksekliklerini bırakmazsanız onun işte fonksiyonel olmasını bahsettiğim gibi siz mekan tasarladınız.
orasının işte konfor şartları dediğimiz havanın belli bir sıcaklıkta veya kalitede olmasını sağlayamıyorsak yaptığımız tasarım hiçbir işe yaramıyor maalesef. Ölü bir mekan yaratmış oluyoruz. Tabii ki bunlar bizim ciğerlerimiz ve damarlarımız gibi düşünebilirsiniz. Elektrik ve mekanik de mutlaka bu işin vazgeçilmez bir parçası. Bahsettiğim proje bu. Yani dört projeyi çatıştırdığımız zaman böyle bir çizgi karmaşası, kaos gibi gözükse de bunları kontrol etmek zorundasınız arkadaşlar. Tabii ki bu dört projede de bitmiyor işimiz. İşte kesitlerimizi çizmemiz gerekiyor. Kesitlerde temelden çatıya kadar olması gereken, tercih ettiğimiz dekorasyonel kalemleri de projeye işlememiz gerekiyor. İşte asma tavanı, çatıdaki kullanacağımız işte sandviç panel ya da diğer kaplama, kilemit kaplama neyse onları da tercih etmemiz gerekiyor ve projeyi işlememiz gerekiyor uygulama projesinde. İşte çatı kaplaması kiremit deyip geçemiyoruz. İşte hangi kiremit? Alaturka mı? Marsilya tipi mi? İşte Türk tipi mi? Ne tipi ise Çin tipi mi? Onları yazmamız gerekiyor projemizde. İnşaatta yapılabilmesi için uygulama projesinin avant projeden en büyük farkı o. Artık her ne yazdıysanız o uygulanacaktır. Cephede kullanacağınız malzeme neyse, işte granit seramik, cephede eğer granit seramik kaplama varsa, granit seramik kaplamanın rengini, dokusunu, ebatlarını belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece genel geçer bir tanım yaparak bu işten kurtulamıyoruz. Artık son nokta detayına kadar onun yapıştırma şekli, yapıştırma mı, konstrüktif bir mekanik bir vidalama mı, nasıl bir sistemse onları projemizde işlememiz gerekiyor. İşte merdivenin korkuluğundaki paslanmaz çelik ya da ahşap küpeşte neyse onları projemizde olması gerekiyor. Ve rengine kadar belirtmeniz gerekiyor eğer iç mekan tasarımında siz yürütüyorsanız. Yürütmüyorsanız daha yine de bir vermeniz gerekiyor. Yine de bir taslak bir detay vermeniz gerekiyor. Diğer disiplinlerle olan projenin haricinde bir de bizim artık mimariyi ilgilendiren, daha doğrusu inşaatı ilgilendiren döşeme planlarımız var. Döşeme planında zemin kaplamalarını ayrı bir plan şeması olarak verdik. Uygulama projesinin hariç. Burada işte betonarme strüktürel sistemden itibaren işte ne kadar şap atılacağı, üzerindeki kaplamanın ne olduğuna dair, o kaplamanın da hangi marka belirtmeden hangi cinste, hangi teknik özelliklerde olduğunu projemize yazmamız gerekiyor. Döşeme planının haricinde duvar planını da ayrıca izin vermiştik burada. Duvarda da işte gaz beton duvar mı, biriket duvar mı, tuğla duvar mı, 20'lik duvar, 10'luk duvar, 20'lik duvar, 10'luk duvar veya 19'luk duvar neyse onu burada cinsiyle beraber ayrı bir plan şeması olarak verdik uygulama projesinde. Tavanda da asma tavan yapılan yerlerdeki asma tavan cinsleri, işte 60'a 60 mı, lineer tavanlar mı, yarı şeffaf tavanlar mı veya tavanda asma tavan yoksa sıva artı boya, boyanın cinsi neyse o. Tavanda ne gözüküyorsa mesela sıva boya asma tavan yok ama tavanda yağmurlama, sprinkler dediğimiz yağmurlama, yangın söndürme cihazları var. Asma tavan yapılmayacağı için bunların hepsini görüyoruz. Tavandaki bu yerleşimlerini projeye işlememiz gerekiyor. Yine aydınlatma elemanlarını işlememiz gerekiyor. Bunun gibi bütünleşik bir proje yapmak zorundayız arkadaşlar. Doğru bir uygulama projesi yapmamız için. Çatı planında da yine aynı. Çatının formu nasılsa mimari proje gereği formunu, onun kaplamalarını, eğim yönlerini, oluk detayını ve en önemli şeylerden biri de arkadaşlar olukları çözdükten sonra yağmur iniş borularını da siz mimari projede belirtmeniz gerekiyor. Yağmur iniş boruları gerçekten problem aslında birçok yapıda.
atlanan konulardır. Bunu mimar projede çözmezseniz rastgele cephelerin sağından solundan yağmur iniş boruları geçmektedir. Bu proje gibi böyle hareketli bir yapıda da yağmur tamam mı? Yağmur iniş borularını mutlaka disiplin altında çözmeniz gerekiyor. Ayrıyeten sırf yağmur iniş boruları değil, oradaki teras döşemelerde ya da balkonlardaki yer süzgeçlerinin o yağmur iniş borularıyla nasıl bağlantılı olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Eğer cephenizde bir cephe kaplaması yapıyorsanız bunun nereden nasıl geçireceğinizi yapmıyorsanız da gözüküyorsa da bu yağmur iniş boruları bir mimari eleman olarak tasarımınızda düşünmeniz gerekiyor. Ayrıca bu projede güneş enerji sistemi kullanmıştık, elektrik üreten. Onunla ilgili işte güneş enerji, solar panellerin çatıdaki yerleşimini veya terastaki yerleşimini, onun altının ne olması gerektiği, işte onun bir konstrüktif elemanı var. O sizin cephede tasarımınızı etkiliyorsa projenizde işlemeniz gerekiyor. Bahsettiğim çatı detayları bu. Bunun sol üst köşede gördüğünüz işte çatının hangi çatıysa işte Z taşıyıcısına, taş yünü, ısı izolasyonuna, üstünün son kaplamasına, çelik taşıyıcısına kadar belirtmeniz gerekiyor. Çatıda bir çatı ışıklığı varsa onun ışıklığındaki cam taşıyıcı sisteminin işte ebatlarını, onun taşıyıcı sistemini göstermeniz gerekiyor. Alüminyum da veya çelik olarak. İşte bacanız varsa bir havalandırma bacanız veya doğalgaz bacanız varsa onun işte şapkasına kadar tasarlamanız gerekiyor. Çünkü bunlar dışarıdan görünen elemanlar. Bunu siz tasarlamazsanız yapınız da böyle bir çıban gibi çıkacaktır. Cephe sistemini konuştum. Cephede hangi sistem seçtiyseniz bunun aralıklarını, ölçülerini, malzemesini, güneş kırıcınız varsa güneş kırıcılarını hepsini belirtmeniz gerekiyor. İmalata uygun hale gelmeniz gerekiyor. İmalata uygun hale getirebilmeniz için de imalatçı firmalardan görüşmeniz gerekiyor. Onların güncel detaylarını öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü günden güne teknoloji ilerlemekte. Çağın da gerisinde kalmadan bunların tespitini yaparak projenizde kullanacağınız, tasarladığınız ürünlerin askı elemanına kadar, dübeline kadar projeyi işlemenizi muhakkak öneriyorum. Doğru bir proje yapıp uygulanması açısından. Burada mesela afi şeklinde bir merdiven detayımız vardı. Onun işte betonarme taşıyıcısını önce çözmek zorunda kaldık. Betonarme taşıyıcısından sonra üstteki oturma yerlerindeki ahşap kaplamalarının neler olması gerektiğini projemizde yansıtıyoruz ki yerinde doğru uygulanabilsin. Sürpriz bir proje detayı çıkmasın. Yine merdivende kullandığımız korkuluk, işte sol üst köşede gördüğünüz küpe işlerinin montaj şekli, burada çelik lamaların düşey ve yatayda nasıl gideceğini, aralıklarının ne olacağı, malzemenin adı, soyadı, neyse rengine dair rengini bile biz burada projemize yazdık. Çünkü ihale olacağı için her şeyin belli olması gerekiyor. Tuvaletlerde de yine seçtiğiniz seramik kaplama, tuvaletleri seramik seçtiniz veya granit seçtiniz veya herhangi bir hangi malzeme kullanacaksanız onları, vitrifiye malzemelerini, klozetlerin gömme rezervuarlarına kadar projenizde çizmeniz gerekiyor normal şartlarda. Eğer yapıyorsanız onları, önemli gösteriyorsanız işte tuvalet kağıdını, fırçalığının yerleşimine, kübikl dediğimiz bölmelere kadar onun detaylarını projeye işlerseniz projeniz doğru bir şekilde ilerleyecektir. Ve aynasına kadar, işte musluğuna kadar, tezgahının altının boş olup olmayacağına kadar belirtmeniz gerekiyor. Kapılar için de aynı şekilde. Kapının kasasının nasıl geçme kasamı yoksa ahşap kasamı neler olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Nokta detaylar, 1/1 nokta detay vermiştik mesela. Zaten AutoCAD'de hani bu
Aslında çok rahat AutoCAD'de günümüzde bunlarla ilgili işte 1 bölü 1, 1 bölü 5, 1 bölü 2 detaylar. Zaten biz 1 bölü 1 çizim yapıyoruz arkadaşlar. Bu konuda bir bahane sunmanın bir anlamı yok. Yani 1 bölü 1 detay veya 1 bölü 2 detay dediğiniz zaman gözünüzde büyümesin. Zaten siz çiziminizi 1 bölü 1 çiziyorsunuz. Sadece çıktı alırken veya vereceğiniz detayın oranlarına göre bir proje tasarımı yapıyoruz. Daha doğrusu proje çıktılarını ayarlamanız gerekiyor. Buradaki konu çıktı ayarları. Bazen 1 bölü 1'e ufacık bir yazı yazıyorsunuz, okunmuyor. Veya 1 bölü 50'de okunmuyor. 1 bölü 200'de okunan şey 1 bölü 20'de okunmayacak hale geliyor. Onları ayarlamanız gerekiyor. Başta bu birkaç çıktı alarak bunları kontrol edersiniz zaten. Bu pencere detayının neresi olduğunu genel bir lejans olarak başta gösterdiğim proje isimlendirmesine göre kendi içinde detayları vermeniz gerekiyor. Tabii ki çizim değil demiştim sadece işimiz. Mahal listesi konuştuğumuz gibi az önce çizim olarak gösterdiğim şeylerin de yazısal ve döküman olarak burada da bir karşılığının olması gerekiyor. Mesela burada bir kantin ve sergi salonunda kullanılacak olan tüm malzemeler ve tüm imalatlar mahal listesinde gözükmektedir. Mesela döşemede ne kullanacak? Yerler, işte poz numarası var bir de. Poz numaraları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın standart kitapçığında her sene bunlar eklenebiliyor, değişebiliyor bazen. O pozları kullanarak seçebiliyoruz. Ya da eğer yaptığımız tasarım ona uymuyorsa, yani teknik bir detayı yoksa, özel bir detaysa onun özel şartnamesini hazırlayarak özel poz olarak giriyoruz projelerimize. Burada her ikisi de var gördüğünüz gibi. Döşemelerde epoksi döşeme, işte PVC esaslı döşemeler, amfilerde işte ahşap dekler, işte duvarlarda kabası var, üzeri alçısı var, işte üzeri tekrar boyalar, antibakteriyel boya gibi kalemler seçmiştik. Tavanlarda da yerine göre değişen özellikler var. Yani mahal listesi de vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Nitelikli bir proje yapmak istiyorsanız. Yine mahal listesinin haricinde bir de mesaj ve keşif dediğimiz teknik şartlama kısımları var. Bunları bunlar tabii birazcık daha zor konular. Metraj ve metraj hazırlama işini yapmayabilirsiniz, yaptırtabilirsiniz. Projenizde her türlü çizimde belirttiyseniz her şeyi, az önce gösterdiğim gibi duvarı, tavanı, seçilen malzemeleri vermeniz koşuluyla bunu hazırlayan arkadaşlar da vardır. Metraj ve teknik şartname beraber yürütülen hazır programlarla beraber projenizde olması gerekiyor. Bunları hepsi olması koşuluyla bu proje inşaat açısından çok uygun ve rahat bir şekilde yürütülecektir. Tabii ki soru almadım ama soranları cevaplayacağım. Tabii ki projeleri yaptık, uygulama projesine de teslim ettik. İnşaata başladı. İşimiz bitti mi? Tabii ki bitmiyor. Projeyle ilgili siz ne kadar detaylı verseniz de çok büyük projelerde noktasal müdahale etmeniz gereken yerler çıkabilir. Her yerin her türlü detayını veremeyebilirsiniz. %90 oranında verebilirsiniz en fazla. %10'luk bir veremediğiniz detaylar çıkacaktır. Bu konuda size geri dönüşler, sorular sorulacaktır. Bunları da proje sonrası hizmetler olarak değerlendirebilirsiniz. Bu konuda da danışmanlık yapmanızı tavsiye ediyorum. Projelerinizi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Hem ilişki açısından, sizin sosyal ilişkiler açınızdan hem de yaptığınız projenin gerçekleştiğini görerek oradan gelecek sorulara cevap vermek size bir mutluluk sağlayacaktır. Çünkü çizdiğiniz bir şeyin gerçeğini görmek ve onu hayata gerçekleştiren insanların size soru sormaları kadar benim açımdan en azından mutlu eden başka bir şey yok. Ben gayet mutlu oluyorum. Mimari proje sürecindeki bazı hatalar olabiliyor. Buradaki hataları bahsetmiştim başta da.
işverenden kaynaklanan hatalar olabilir. Yani işveren size ne veya bir şeyi yanlış anlatmış olabilir veya siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Bu da tabii ki bu bahsettiğim bir sürü mühendis arkadaşı da etkileyecektir. Bir mekan, yani bir mekan değişiyorsa her şey değişiyor diğer projeler açısından. O oradaki hatalar yapmamak için işverenle bunun gerçekten gerekli olup olmadığını tartışabilmeniz lazım. Bir mekan istiyorsa o mekan neden istediğini, esas amacının ne olduğunu sorgulamanız gerekiyor. Bunu tabii ki sorgulamak olarak dediğim, öğrenmeniz açınızdan sorular sorarak öğrenmenizde fayda var. Bazen müşteriler çok enteresan istekler oluyor. Bu da yapılır mı diyeceğiniz istekler olabiliyor. Ama onun neden yapması gerek, neden yaptığını sorarsanız size bir şekilde izah ediyor bunu. Ama izahının doğruluğunu ve yanlışlığını tartıştığınız zaman onu projenize yansıtmayabilirsiniz. Veya yansıtabilirsiniz. O zaman isteklerine cevap vermiş olursunuz ve mimari projeniz başarılı bir şekilde sonuçlanır. Ama işte bazen söylemekten çekiniyorlar bazı şeyleri. Dolayısıyla da projelerde revizyonlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da istemediğimiz çok güzel olmayan durumlar. Yine süreçler olarak da burada eksiksiz ve birbiriyle uyumlu olması, tasarımdan uygulama projelerinin tamamlanmasına kadarki her aşamada proje paydaşlarının sürece dahil edilmesi, yani onlarla mutlaka fikir alışverişi yapmanız çok büyük önem taşımaktadır arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim, göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkürler Zafer Bey. Rica ederim. Sunumunuz için. Bir chat kısmına bir soru gelmiş. İsterseniz onu okuyayım size. Tamam, ben de. Can Dost sormuş. Biraz detay bir örnek olabilir ama örnek veriyorum. Mutfak dolapları montelenirken tesisat ve elektrik kablolarına denk gelmemesi gerekiyor. Ya da karot makinesinin çalıştığı yerde donatı veya tesisata denk gelmemesi gerekiyor. Bunlardan da biz mi sorumluyuz diye bir soru yöneltmiş. şöyle kısmen sorumluyuz. Evet. Sevgili Can Dost. Ama bu biraz inşaat inşaatı ilgilendiriyor ama tasarlarken mutfak dolabının eğer tasarladığımız şey tabii ki biz genel tasarımı konseptimizi oluşturuyoruz. Oranın elektrik, mekanik ve statik kısmından sorumlu olduğumuzu bahsediyorum. Ben eğer elektrik projede priz yerlerini ve anahtar ve aydınlatma yerlerini proje üzerinde çözdükten sonra bunu elektrik mühendisi arkadaşa veya elektrik tesisatı yapan usta diyorum, ustayla tartışırsa o sana kabloyu nereden geçireceğini öncesinden anlatır. Ve tesisatı nereden geçireceğini anlatır. Anlattıktan sonra senin de şunun farkında olman lazım. Oraya mutfak dolabı montelenirken tabii ki mutfak dolabın montajı için dübel ya da vida atması gerekiyor. O vida atacak yerleri sen proje üstünde öngörebilmen lazım. Ama bu da tabii ki tartıştıkça oluyor. Hani bilgilendikçe oluyor. Hataya yaptıkça belki öğreneceksiniz ama maalesef sonuçları kötü oluyor. Hani bir yaptığınız bir yeri işte dolabının montajını yapıyorsunuz. Geliyor dolap kabloyu kesiyor. Vida kabloya denk geliyor. Aradan tam böyle her şey gidiyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Evi teslim edeceksiniz. Bir bakıyorsunuz elektrikler çalışmıyor. Priz çalışmıyor. Bulmanız çok zor. Ondan sonrası gerçekten problemler yaratacaktır. Bunu öngörmek için proje üzerinde bu işleri çözebilmeniz lazım. Bu da biraz irdelemek de oluyor. Merakla ve zamanla oluyor. Tabii ki müşteri ilişkileriyle de oluyor. Veya aldığınız ücretle de ilgili daha açıkça konuşabilirsek. Yani bir projeden az ücret alıyorsanız az hizmet veriyorsunuz gibi bir mantık olmamalı bana göre. Çok doğru olmasa da. Ya o ücrete göre o işi yapmayacaksınız ya da doğrusunu yapacaksınız. O ücreti alıyorsanız da onu
kabul edeceksiniz ve işinin en iyisini yapmak için uğraşmanız gerekiyor. Bu sizin mesleki etiğiniz gereği bana göre. Para boyutunu ayrı tutuyorum ama projeyi, proje üzerinde bunları tartışarak konuştukça çözersiniz. Ama konuşmazsanız oraya elektrik kablosuna vida da atarlar, başka bir şey de yaparlar söylediğiniz gibi. Teşekkürler Zafer Bey. Arkadaşlar var mı başka sorusu olan? Hani Zafer Bey yakalamışken bence faydalanalım. Gerçekten çok doyurucu bir sunum oldu. Evet, Can Dost da teşekkür etmiş Zafer Bey size. Evet, başka soru yok galiba. Sanırım yok. Evet, Zafer Bey tekrar teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Çok keyifli ve doyurucu bir sunumdu. Biraz hızlı geçtim ama. Yok, gayet iyi oldu bence. Yok, gayet güzel bir sunumdu. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bize vakit ayırdığınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatabiliriz. Yok, herkese başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. İnşallah gelecek dönem herkes yüz yüze eğitime geçer, uzaktan eğitimden kurtuluruz. Temenni derim o. Evet, en güzel temenni oldu. Gerçekten inşallah bir an önce yüz yüze eğitime kavuşuruz. Tekrar teşekkür ederim Zafer Bey katkınız için. Arkadaşlara başarılar dilerim. Yayını kapatıyorum artık. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. Hoşçakalın.